Merhabalar, burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şokopop. Kavga, polemik, basitlik, skandal, hepsi bu kanalda. Bu genç kuşakta, bu seksilikte, bu güzellikte bir yüz daha gösterin bana da. Ne diyorsun sen? Benim güzel kadın diye anılmıyorum ben Türkiye'de. Yani sesi iyi diye anılıyorum. Niye canım? Yok güzel canım, ben fiziksel olarak kendimi beğenmiyorum. Ekranda bak, ben getiriyorum yanına. Burada Uçe. Uçe başa gelsin Naomi sana. Uçe daha önemli. Tabii. Başver Naomi için. Uçe burada, Naomi burada bakışın. Getiriyorum yanına. Bakın ne kadar yakışıklı. Gördünüz değil mi? Seni çok seviyorum, anlıyor musun? Çok sevdim. Allah'ım bu sensin, anlıyor musun sen? Geçtiğimiz bölümde Ebru Gündeş'in iki unutulmaz diziyle primetime'ı fethedişini, değişen stilini ve televole evreninde var olma mücadelesini izlemiştik. Hırslı ve delikanlı astrolist bu bölümde hem şöhretin zirvesine çıkacak hem de yaşamın kıyısına sürüklenecek. Kırmızı kemik çerçeve gözlükleriniz hazırsa fantezi müziğin Genç Prensesi serimizin son perdesini açıyoruz. Son perdeyi tam aralamadan önce sponsorumuzdan bir mesaj. Trendyol Yemek artık Türkiye'nin 81 ilinde. Sımsıcak yüzlerce lezzeti hangi şehirdeyseniz sipariş etmek için siz de Trendyol'a girip Trendyol Yemek'e tıklayın. Sevdiğiniz yemekleri sıcak sıcak ve hızlı yemek için açıklamadaki linke tıklamayı unutmayın. Üstelik ilk siparişinizde 60 TL'ye kadar %50 indirimin yanı sıra ilk siparişinizden sonra 10 TL, ikinci siparişinizden sonra 15 TL ve üçüncü siparişinizden sonra 20 TL kupon sizi bekliyor. Hala denemeyen varsa sipariş vermenin tam zamanı. Ayrıca Sokopop 81 kodunu kullanarak 50 TL ve üzeri siparişlerinizde 10 TL indirim kazanabilirsiniz. Sınırlı sayıda geçerlidir. ...28 Şubat 1997'de gerçekleşen postmodern darbeden yaklaşık 40 gün sonra bir araya gelen Rocks müzik ailesi devletle el ele vererek uyuşturucuya karşı yüksek oktavlarda ses çıkarıyor. Şebnem Ferah, Emrah, Levent Yüksel, Gülşen, Harun Kolçak, Niran Ünsal, Pınar Aylin, Yılmaz Morgül ve Emel Sayın gibi isimler Özkan Turgay'ın sevgi enerjisi frekansında bestelediğini belirttiği ve Hakkı Yalçın'ın sözlerini yazdığı bu Yeşil Ağacı şarkıda bir We Are The World performansı gerçekleştiriyor. İnsanca yaşamak, yaşamak istiyoruz. Bu salın yüreklere uzanmak istiyoruz. İnsanca yaşamak istediğini dile getirenler yalnızca bu isimlerle sınırlı değil. Fantezi müziğin genç prensesi Ebru Gündeş de şarkıda önemli bir solo kısmı üstleniyor. Güneşin parlasın bu cennet dünyada, birleşsin bütün eller, gönüller sevgi dolsun. Gündeş, fidan gibi gençleri solduran uyuşturucuya karşı tutkulu bir şekilde haykırdıktan hemen sonra kendi gibi genç ve deneyimsiz yeteneklerin etinden ve sütünden faydalanan Rocks'a karşı da isyan bayrağını çekiyor. Hey! Rocks, popülerne kaseta. 55 ülkeye ihracat yapan ve aeromat, soba ve çamaşır makinesi gibi envai çeşit ürünün yanı sıra özellikle kaset sektöründeki üretimiyle dünya devleriyle yarışan Rocks grubu, Türkiye'deki müzik sektörüne girdiği 1992 yılından itibaren hızla büyüyor. 95 yılında müzik eğlence kanalları Genç TV ve Number One TV'yi faaliyete sokan Rocks, Türkiye'de dağıtımını üstlendiği yabancı kasetlerin de satıldığı ülkenin ilk müzik market zinciri Rocksotek'i kuruyor. Tüketim çılgınlığının öznesi haline gelen gençleri hedef alan bu yatırımların yanı sıra şirket Doğan grubuyla da ortaklığa gidiyor ve 1997 yılında ilk Doğan & Rocksotek yani DNR Erenköy'de açılıyor. Türkiye ekonomisinin parmakla gösterilen şirketlerinden biri haline gelen Rocks, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den Devlet Üstün Hizmet Madalyası bile alıyor. 90'larda müzik sektöründe üretim yapan neredeyse herkes bir noktada Rocks müzik çatısı altında bulunuyor. İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy ve Ahmet Kaya gibi dev seslerin bulunduğu S Müzik, Muazzez Ersoy ve Bendeniz'in yer aldığı Neşe Demirkat önderliğindeki Neşe Müzik, İzel, Çelik, Ercan ve Pınar Aylin gibi isimlerle Plaza Müzik, Sezen Aksu ve klan üyelerinden oluşan Karma Müzik,
Ve nihayet Yılmaz Mongül, Sibel Can, Rafet El Roman, Serdar Ortaç, Gülşen ve Ebru Gündeş'in yer aldığı Koral Sarıtaş liderliğindeki Marş Müzik gibi pek çok yapım şirketi bu dev sermaye grubunun çatısı altında yer alıyor. Hangi şirket? Rax. Rax. Büyük bir şey mi? Türkiye'nin en iyi şirketi. Türkiye'de DNR var biliyorsunuz. Doğan Rax grubunun ortak dükkanları var. Kaset ve diğer dergi satan. Türkiye'nin genelinde 11 tane vitrin. 11 tane vitrin evet. Var. İşte Mersin, Ankara. İstanbul, İzmir. Kısa sürede kontrolsüz bir biçimde büyüyen Rax, o dönem yaşanan Asya ve Rusya ekonomik krizlerinin etkisiyle adeta bir balon gibi patlıyor. Pek çok firma bu süreçte batmamak adına birleşmeye giderken Avrupa'da dev müzik şirketi Polygram, Rax Müziğe ortak oluyor. Piyasanın hareketlendiği bu günlerde sektörde hızla yükselen yepyeni bir aktör de kendine pastadan pay alma peşinde. Burhan Aydemir, Hilmi Topaloğlu ve Mahsun Kırmızıgül'ün sahip olduğu Prestij Müzik, yaptıkları sansasyonel transferler ve yüksek tirajlı albümlerin yanı sıra renkli kişilikleriyle de medyada yüksek bir görünürlüğe sahip. Yükselen değer Prestij, giderek Rax'a karşı tehlike arz etmeye başlıyor. Yılın satış rekortmeni Mustafa Sandal'ı kadrosuna katan Prestij, Marş Müzik'ten de istikbal vadeden genç şarkıcı Gülşen'i transfer ediyor. Ortaklardan Mahsun Kırmızıgül, Gülşen transferiyle yetinmiyor ve hali hazırda oluşturduğu dev ailesine Marş'ın genç yıldızları Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş'i de dahil etmek istiyor. Marş Müziğin çekirdekten yetişen yetenekleri Serdar ve Ebru, henüz ünsüz oldukları vakitte imzaladıkları ve pek de adil sayılmayacak kontratlarından şikayetçiler ve kendilerine ya yeni bir şirket ya da yeni bir kontrat arayışındalar. Transfer pazarlığını 1 milyon dolar gibi cesur ve tuzlu bir fiyattan açan ikili, Prestij Müzik ailesiyle flört ederek Rax'ı endişelendiriyor. Sıfırdan yarattıkları yıldızlarını rakibine kaptırmak istemeyen Koral Sarıtaş hemen harekete geçiyor ve Rax kesenin ağzını açmak zorunda kalıyor. Albüm satışlarından alınan gelir payları arttırılan Ebru ve Serdar, Rax'la 4 albümlük anlaşma imzalayarak yuvada kalıyorlar. Kontrat mücadelesi sırasındaki yoldaşlıkları Gündeş ve Ortaç'ı yakınlaştırıyor ve ikili neredeyse birbirinden ayrılmaz hale geliyor. Bu zam üzerine 5. sanat yılında çıkaracağı yeni albümüne son derece iddialı ve büyük bir prodüksiyonla hazırlanan Ebru, diğer az solistlerden geri kalmamak adına dans dersleri de almaya başlıyor. Sen Allah'ın Bir Lütfusun adındaki bu çalışma, repertuarından görsellerine kadar Ebru Gündeş'in 1. lige çıktığını cümle aleme ilan ediyor. Albüm, Nisan 1998'de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde gerçekleşen görkemli ve cringe bir şovla basına tanıtılıyor. Beni ben yapan, Ebru Gündeş'i bu Gündeş yapan Sayın Rax, yani Rax camiası, Rax ailesi burada. Evet, yıl 1991, Tanrı Müsaade isimli ilk kaseti. Yıl 1998, Sen Allah'ın Bir Lütfusun isimli son kaseti. Bu başarılarını Rax ailesi ve Marş Müzik yapımı olarak kutluyoruz. Ömür boyu başarılarının devamını ve mutluluklarının devamını diliyoruz. Lütfen büyük olsun almışlar, lütfen büyük olsun. Kendini güzel bulmadığını her fırsatta dile getiren genç astrolist, yeni albümünün fotoğraf çekimleri için oldukça çarpıcı pozlar veriyor ve yeni frapan imajıyla hem magazin programlarının hem de haftalık magazin dergilerinin favori ünlülerinden biri haline geliyor. Hatta o dönem Türkiye'nin en çok satan magazin dergisi Şam'dan Sabah'la birlikte ücretsiz verilmeye başladığı ilk sayısının kapağını Ebru Gündeş'e taşıyor. Pazarları Sabah'la birlikte Şam'dan istemeyi unutmayalım. Şam'dan dergisi bu pazar Sabah'la bedava. Unutmayın. Ebru Gündeş'in magazin dünyasıyla bu denli içli dışlı oluşu, özel yaşamında mahremiyete son derece önem veren avukat sevgilisi Ömer Dural'ı rahatsız ediyor. Genç astrolistin özel hayatını tüm ayrıntılarıyla paylaşmak üzere duayen magazinci Kenan Erçetingöz'ün Yüz Yüze programına çıkması bu aşka vurulan son darbe oluyor ve çift ilişkilerini gözden geçirmek üzere severek ayrılıyor. Çünkü erkek gibi kızsın. Yüz yüzeye gelmen, bu koltuğa oturman yeni sevgilin avukat Ömer Durak'la aranda bir problem yaratmış. İşte program ne yapacaksın işte promosyon falan. Ben dedim işte Kenan Erçetin. Ne? Kenan. Çıkacağım işte Kenan. Zaten benim hayatım saklı değil falan filan. Dedi ki çıkarsan ilişkiyi gözden geçirin. Geçir dedim ben de. Bravo, seni tebrik ediyorum. Tabii. Teşekkür ediyorum. Ne demek geldiğin efendim için. Rica ederim. Ona bir ilişkiye mal olan yeni albümün çıkış şarkısı Sen Allah'ın Bir Lütfusun henüz kliplenmeden her yerde bangır bangır çalıyor ve dillere dolanıyor.
Kerem Ökten'in Ebru'ya ithafen kaleme aldığı ve "Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun" sözleriyle açılan eser için Gündeş, bu sözleri söylerken "ben neymişim" demekten kendimi alamıyorum yorumunu yapıyor ve narsist yönünü okşayan bu şarkının klibi için sansasyonel bir karara imza atıyor. Sarı lacivertli renkleri olan tutkusuyla sık sık beyaz camda yer alan Gündeş'in favori topçusu Nijeryalı Uche. Uçiçe, uçelim. Defansın parlayan yıldızı Uche'ye karşı olan beğenisini başlarda yalnızca uzaktan dile getiren genç astrolist bu beğenisini bir adım öteye taşımaya karar veriyor ve Uche'ye klibinde oynaması için teklif götürüyor. Gündeş'i daha önce bir ödül töreninde sahnede izleyen ve genç şarkıcının güçlü sesinden son derece etkilenen Uche hiçbir ücret istemeden teklifi kabul ediyor. Uche burada sadece dinleyelim. Ebru, Uche ve aşklarının meyvesi minik bebeklerinin sanat dolu pozlar kestik bu kiç klip magazin gündemine bomba gibi düşüyor ve elbette ikili arasında aşk iddiaları ortaya atılıyor. Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun, seni gören şifa bu. Ebru, Uche çok yakışıklı. Belki ileride aşık olabilirim. İnsanlar benim Uche ile olan ilişkime tuhaf bakıyor. Ancak hakkımızda kim ne düşünürse düşünsün, hiçbir şeyi kafama takmayacağım gibi demeçler vererek bu dedikoduları körüklese de ikili arasında aslında PR'dan öte bir şey yaşanmıyor. Ancak 90'ların ırkçı ve bir o kadar da seksist ana akım medyası bu klip birlikteliğini "Ebru zenci çocuk istiyor" gibi manşetlerle sunmaktan kaçınmıyor. Son çektiğim klip dolayısıyla yazılan bazı yazıları okudum da bu işin hakikaten çivisi çıkmış vaziyette. Yazıyorlar, çiziyorlar, nereye gittiğini bilmiyorlar. Bu medyatik klip konuğu albüm satışlarını patlatıyor ve 1 milyon tirajına yaklaşan Ebru Gündeş sıradaki klibinde bu kez Kanketos'u Serdar Ortaç'ı ağırlamaya karar veriyor. Piyasanın en popüler isimlerine verdiği kimilerine göre ticari, kimilerine göre ise başarılı şarkılarla beste fabrikasına dönüşen Serdar Ortaç, yakın dostu Ebru için hacılardan hocalardan bir merhamet bekler, içtikçe sarhoş olur tüm erkekler gibi anlam bütünlüğü taşımaktan son derece uzak bir nakarata sahip Erkekler şarkısını kaleme alıyor. Ebru Gündeş, magazindeki Man Eater kişiliğine atıfta bulunan bu eseri "bu sözler hiç bana gitmiyor" diyerek başta okumak istemese de şirketlerin Marsh Music ikilinin buluşmasının müthiş bir PR kampanyası olacağını düşünerek genç astrolisti ikna ediyor. Sıra sıra dizilen erkeklerin kendilerini Ebru'ya beğendirmeye çalıştığı bir hikayeye sahip olan Erkekler klibinin finalinde şarkının yazarı Ortaç bir anda ortaya çıkarak Ebru'yu alnından öpüyor. Ebru Gündeş bu öpücük karşılığında iadeyi ziyaret olarak başrolünde Çinli manken Yapi'nin yer aldığı Serdar Ortaç'ın Mutsuzsun klibinde yaklaşık 10 saniye gözüküyor. Bu genç kuşakta, bu seksilikte, bu güzellikte bir yüz daha gösterin bana sanatçılar için. Bir tane daha. Ne diyorsun sen? Tabii, Allah aşkına. Aralarındaki müthiş enerji ve uyum nedeniyle haklarında sürekli aşk dedikoduları çıksa da Ebru aynı günlerde avukat Ömer Durak'la yeniden bir araya geliyor. Aynı zamanda Ortaç'ın da avukatlığını yapan Durak, medyatik ikiliye sık sık gece gezmelerinde eşlik ediyor. Televole ekranlarında an be an kaydedilen bu dev dostluk aslında son derece ilginç. Zira Ebru Gündeş'in özenle kürete edilmiş imajının aksine Kanketos'u Serdar'ın başı hiçbir zaman beladan kurtulmuyor. Kumar bağımlılığı ve çapkınlığıyla tanınan gecelerin adamı Ortaç, o sıralarda kariyer rotasını yurt dışına çevirerek Meksika'da Ben Adam Olmam'ın İspanyolca versiyonu Loco Paramar adında bir EP çıkarıyor. Serdar Ortaç'ın Tarkan'ın Meksika açılımından önce ve tek kelime İspanyolca bilmeden çıkardığı bu EP, kendi açıklamasına göre 220 bin adet satıyor. Ancak birbiri ardına Meksika ziyaretleri yapan Serdar'ın yurt dışına açılma hayalleri Türkiye'den gelen ani bir çağrıyla suya düşüyor. 28 Şubat ve Cumhuriyet'in 75. yılı kutlamaları dolayısıyla giderek yükselen milliyetçi söylem, medyada Mustafa Sandal, Burak Kut, Tarkan gibi popüler erkek şarkıcıların da askerlik durumunun sorgulanmasına yol açıyor. O yaz çıkardığı Gecelerin Adamı albümünde Vatan Borcu, parantez içinde Askerin Türküsü adında bir şarkısı olan Serdar Ortaç'ın bu borcu yerine getirmediği ve kendisini Meksika'da çalışıyormuş gibi göstererek askerliğini ertelettiği ortaya çıkınca hakkında tutuklama kararı çıkıyor ve genç popstar Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserin çıkışında gözaltına alınıyor. Askerlikten kaçmak için hile yaptığı iddiasıyla yargılanan Ortaç'ı mahkemenin önünde toplanan bir grup liseli genç "Mehmetçik senden nefret ediyor"
ediyor. Sloganıyla protesto ediyor. Serdar Ortaç, Cumhuriyet'in 75. yılında Türk kanı taşımayan Ricky Martin yerine ben konser vermek isterdim. Sözleriyle savunmasını yapıp askerden kaçmadığını belirtse de Mamak cezaevine gönderilmekten kurtulamıyor. 66 gün boyunca hapishanede kalan genç şarkıcı bu sıkıntılı günlerinde müziğe tutunuyor ve aralarında Mamak Türküsü adlı bir şarkının da bulunduğu 6 adet şarkı besteliyor. Daha önce şarkı verdiği pek çok sanatçının sırt döndüğü Serdar Ortaç'ı hapishanedeki bu zor günlerinde en yakın ve sadık dostu Ebru Gündeş yalnız bırakmıyor. Serdar'ı cezaevine götüren aracı yol boyunca takip eden Ebru her hafta sonu dostunu ziyarete geliyor. Ancak müzik dünyasında vefasızlığıyla anılan Serdar Ortaç, cezaevi çıkışı Ebru'yu doğum gününde yalnız bırakıp geceleri akınca Ebru yıkılıyor ve Serdar uğruna can verebileceğim bir dost. Ama o bu dostluğun kıymetini bilmedi. Sözleriyle kankasına sitem ediyor. Değmez sana değmez, aşkın öyle çok büyük ki kimseye boyun eğmez. Bilmez, kıymet bilmez, yaran öyle çoktur ki kimse onu silemez. Allah'tan kork, sevmekten kork, başka çaren yok. Ebru'nun aynı Serdar'la olduğu gibi bir küsüp bir barıştığı sevgilisi Ömer Durak için söylediği Kara Yağız'ım bir sonraki klip şarkısı oluyor. Klipte bir mankene hayat veren Ebru'ya bu defa en büyük fanlarından biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Aynur Denktaş eşlik ediyor. Ebru Gündeş'in siyasiler ve onların akrabalarıyla olan yakınlığı yalnızca Aynur Denktaş'la sınırlı değil. Ben Aliyev ailesinden biriyim diyecek kadar yakın hissettiği Haydar Aliyev'in kızı Sevil Aliyev'in bestelediği Esirgeme Benden Dualarını isimli şarkıyı bir önceki albümün Kurtlar Sofrası'nda okuyan genç astrolist, devlet davetlisi olarak gittiği Azerbaycan'da bir dizi konser de vermişti. Çok teşekkür ederim. Öpebilir miyim? Öpebilir miyim? No. Politik mevzularda popülist bir çizgi benimseyen Ebru Gündeş, ilerleyen yıllarda üst sınıf mensubu imtiyazlı bir şarkıcıyken dahi halkçı olduğunu söyleyecek ve Mars'ı satın almayı bir espri konusu yapmadan seneler önce 2002 yılında Milliyet'ten Ahmet Tulgar'a verdiği röportajda çarpıcı bir sosyal eleştiriye imza atacaktı. Ben daha soldayım. Zenginler sitelere taşınıyor, kapılarına güvenlik koyuyor. Ama bir gün benim geldiğim varoşlardaki o insanlar aşağıya inecek. Sonra asker gelecek, her şey geri gidecek. Yükselen siyasal İslam ve ayrılıkçı hareketler karşısında bütünlüğü ve bir aradalığı konusunda şüphe ve endişe duymaya başlayan Türkiye, çareyi Cumhuriyet'in temel değerlerine sıkı sıkı sarılmakta buluyor. Cumhuriyet'in 75. yılı ile iyiden iyiye moda haline gelen ulusalcı ve kemalist duruş, devlet kademelerinden sivil hayata ve eğlence endüstrisine kadar sirayet ediyor. Fantezi müziğin genç prensesi Ebru Gündeş de bu trendin temsilcilerinden biri oluyor ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde kemalist duygularını dizginleyemeyerek Sen Allah'ın Bir Lütfusun ile aldığı yılın en iyi Türk sanat müziği kadın sanatçısı ödülünü Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk'e ithaf ediyor. Genç bir Cumhuriyet kadını olarak bu ödülü burada almaktan şeref duyuyorum. Bu ödülü almam için Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk'e o ödülü ithaf ediyorum. Hemen hemen aynı günlerde faşist ve seçkin davetlilerin buluştuğu Türkiye'nin televizyon Oscar'ları olarak da anılan Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni gerçekleşiyor. 20 küsur sene sonra hala gündemden düşmeyen bu lanetli gecede Ahmet Kaya Kürtçe şarkı söyleyip klip çekeceğini açıkladığı için çatal bıçak yağmuruna tutulurken Ebru Gündeş de salondaki isimler arasında bulunuyor. O gece aynı Ahmet Kaya gibi yılın müzik yıldızı ödülünü alan 10 kişiden biri olan Gündeş, skandal gecenin kapanışında büyük bir coşkuyla sahnedeki Memleketim korosuna katılıyor ve kendisine Kaya'nın demeci sorulduğunda "Artık duygularının samimiyetinden şüphe ediyorum. Hangi duyguyu savunduğuna dair? Son olarak söyleyeceğim, Kürt Türk kardeştir, bunu bölen kalleştir." yorumunu getiriyor. İlk kasetim olan Tanrı Misafiri ile evlerinize
konuk oldum. Beni çok güzel ağırladınız. Çok seviyorum, anlıyor musun? Çok sevdir. Allah'ım, bu sensin, anlıyor musun sen? Ebru Gündeş hayranları Celime'nin tam anlamıyla balık ismi olmuşlar. Şarkılarla kendilerinden geçen bazı gençler sahneye tişörtlerini atıyorlar. Fanatik bir hayranı güvenliğe aşıp fırlıyor sahneye. Kayserililer ünlü sanatçıya bir kere değebilmek için her şeyi göze alıyorlar. İnsanlar Ebru'yu öpebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Her işte olduğu gibi ünlü olmanın da bir bedeli var elbet. Büyük emek sarf ettiği albümünün başarısı, her birinde ayrı izdiham yaşanan halk konserleri ve yüksek magazin görünürlüğü sayesinde Ebru Gündeş müzik kariyerinin 5. yılı 1998'i şöhretini kat be kat arttırarak kapatıyor. Ömer bana zekamı kullanma kabiliyeti verdi dediği avukat sevgilisi Ömer Durak'la ilişkisi de evliliği planlayacak kadar iyi gidiyor ve Ebru bu dönemde anne olma ve yuva kurma isteğini dile getirdiği samimi ve delikanlı açıklamalarla sık sık basında yer alıyor. Ebru Gündeş artık evlenmek istiyor. Üstelik Hülya Avşar gibi çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Ebru Gündeş, uzun süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Ömer Durak ile evleneceğini Show Haber açıkladı. Bu kadar mükemmelini şu ana kadar rastlamadım. Hem dizileriyle, hem özel hayatıyla, hem de hit şarkılarına çektiği çok konuşulan klipleriyle seyircilerin zihinlerine dört bir koldan giren hipermedyatik Ebru'nun hayatının en köhne ve gereksiz ayrıntıları da alıcısı olur umuduyla medyada yer buluyor. Tabloidleşen ana haber bültenlerinin Türkiye'deki mucidi Reha Muhtar, bu dönemde akrabalarının bakımını üstlenmeyen ünlülerin bir numaralı düşmanı ve Ebru Gündeş'in baba tarafından üvey abisinin parasızlıktan çocuğunu satışa çıkarması haberinin üstüne atlayarak günlerce bu konuyu işliyor. Bülent Gündeş'le aralarındaki akrabalık bağlarını kabul etmediğini açıklayan ünlü sanatçı, "Benim babam yok ki kardeşim olsun," dedi. "Babamı tanımıyorum ki. Onun oğlunu nasıl tanımıyorum?" Bizi inkar edemedi. Babam inkar etti, doğru. Sen Allah'ın bir lütfusun, önceki Ebru Gündeş hitleri gibi yine bir diziye dönüşüyor ve Star TV'de yayınlanmaya başlıyor. Ebru'nun Ebru adındaki son derece şık bir iş kadınına hayat verdiği ve başrolü Tolga Savacı ve Murat Parasayar'la paylaştığı dizi, bir tren yolculuğu sırasında çocuğunu çaldıran acılı bir annenin yıllar sonra Allah'ın lütfu olan çocuğunu bulmasıyla gelişen olaylar zincirini anlatıyor. Sen Allah'ın bir lütfusun, Ebru Gündeş'in önceki dizileri kadar tutmuyor. Ekonomik kriz ve oyuncular arasındaki kimya eksikliği sebebiyle 15 bölüm sonunda dizinin fişi çekiliyor. Hayır! Bu ekonomik kriz yalnız televizyon kanallarını değil, müzik piyasasını da sarsıyor. Daha önce %25'i Polygram'a satılan Rax Müzik, sektörde ayakta kalabilmek adına Polygram'ın payını %65'e çıkarıyor. 160 milyon dolar karşılığında Polygram'a devredilen Rax Müzik hisseleri, dünya devi Universal Müziğin Polygram'ı satın almasıyla yeni sahibine geçiyor. Böylece 1990'lara damga vuran Rax Müzik, yeni milenyuma Universal Müziğe dönüşerek giriyor. Rax'ın devrinin bitişiyle Ebru Gündeş'in emektar yapımcısı Koral Sarıtaş da emekliye ayrılmaya karar veriyor ve böylelikle Marş Müzik kendi içerisinde yeniden yapılanmaya giriyor. Bu flash gelişme üzerine Ebru Gündeş sevgilisi Ömer Durak'la birlikte Marş Müzik çatısı altında kendi plak şirketi Diva Müziği kuruyor. Yeni şirketinde yeni yeteneklere şans vermek isteyen Gündeş'in ışık gördüğü isimler arasında eski vokalisti Sezgin Büyük, Amerika'dan gelen Birol ve Demet Akalın da var. Akalın'la yolları daha önce muhafazakar playboy Abdullah Gencal üzerinden kesişen Ebru'nun manken şarkıcı Demet için öngördüğü müzik kariyeri, Gölcüklü mankenin İbrahim Kutlu ile evlenmeye karar vermesiyle suya düşüyor. Atarlı manken şarkıcı Ebru'ya "Evli sanatçı işine gelmedi tabii" sözleriyle sitem ediyor ve patronuna küsüyor. Diva Müzik çatısı altında kümelenecek Gündeş Klanı projesi, Ebru'nun yoğun takviminden ötürü genç sanatçılara vakit ayıramaması sebebiyle başlamadan bitiyor. İtalyan yazar Susanna Tamaro'nun bestseller kitabından ilham alarak "Yüreğinin götürdüğü yere git" adını koyduğu yeni albümüne kendini adayan genç astrolist, stüdyo döneminde yaşadığı talihsizliklerle giderek yıpranıyor.
Kendini işine adayan Ebru, aradığı huzuru ve manevi tatmini bulmakta güçlük çekiyor. Şöhretin getirdiği ağır yük ve sorumluluklarla 18 yaşından beri durmadan çalışan genç şarkıcı, hayatı boyunca arkasında duran ve annesinden de yakın gördüğü nenesinin ölümüyle derinden sarsılıyor ve hayatı sorgulamaya başlıyor. O gittikten sonra çok şey değişti hayatımda, çok. Çok, hiçbir şeye inanmıyorum artık. Her an her şey olabilir. Benim hayatımda her an her şey değişebilir. Ölüm, ölümden başkası yalan. 1999'un yaz aylarında çıkarmayı planladığı albümünün sürekli ertelenmesi ve zorlu stüdyo seansları genç şarkıcının sinirlerini iyice yıpratıyor. Bu yoğun iş temposu ve stres aynı zamanda avukatlığını da yapan sevgilisi Ömer Durak'la ilişkisini zedeliyor ve aşkla işin birbirine karışması nedeniyle 1999 yazında bir kez daha severek ayrılıyorlar. Evlilik hayalleri kurduğu bu ilişkinin bitişi Ebru'yu tam anlamıyla yıkıyor. Derin bir bunalıma giren Gündeş, yemeden içmeden kesilerek hızla kilo kaybediyor. Kalbi kırık şarkıcı, uzun süredir hazırladığı yeni albümün repertuarını aniden çöpe atıp hareketli şarkıların yerine ruh halini yansıtan hüzünlü ve bunalımlı şarkıları alıyor. Aşk acısıyla hali hazırda çok tükettiği sigarayı günde 3 pakete çıkaran Ebru, yaşadığı çöküntüyü hafta sonuna verdiği 1999'dan nefret ediyorum başlıklı röportajında anlatıyor. 99'un depremle ülkeyi yıkıma sürüklediği gibi kendisini de yıkıma sürüklediğini söyleyerek 2000 yılında mutluluğu bulmayı umut ettiğini dile getiriyor. Tüm bu yoğunluğunun arasına yine de bir dizi sıkıştıran Ebru, Affet Beni adlı yeni projesinde oyunculuğu adına bir risk alıyor ve bu kez Ebru adında bir köylü kadını canlandırıyor. Fırtınalar co-starı ve ex-aşkı Kerem Alışık'la yakın zamanda hidayete eren unutulmaz reality yıldızı Meriç Erkan'ın rol aldığı bu dizi sadece 2 bölüm sürüyor ve genç astrolist 2006 yılında çekilen son dizisi İmkansız Aşk'a kadar dizi setlerinden bir süreliğine uzaklaşıyor. Erken final yapan dizisinin yanı sıra fantezinin genç prensesini yıpratan bir başka olay da eski sevgilisi avukat Ömer Durak ve kanketosu Serdar Ortaç'ın onsuz gecelere akması. Asrın hatasıyla ortalığı toz duman eden Ortaç, müzik dünyasındaki başarısını kutluyor. Listelerin tepesinde kendisine eşlik eden İbrahim Tatlıses'in Selam Olsun'u, Sibel Can'ın Daha Yolun Başındayım'ı ve Muazzez Ersoy'un Nostalji 789'u satış rekorları kırmaya doğru gidiyor. Bu dörtlüğü uzaktan izleyen Gündeş ise henüz bitmemiş albümüne kilitlenmiş durumda. Yüreğinin Götürdüğü Yere Git şarkısının sözlerini yazan Ayşe Birgül Yılmaz'la tartışan genç şarkıcı albümünün isim şarkısını elinden kaçırıyor. Bu isimsiz albümün müzik direktörlüğünü üstlenen İlyas Tetik, Ebru'ya yoğun ilgi gösteriyor ve ikili arasında romantik bir yakınlaşma başlıyor. Ancak Tetik hali hazırda genç şarkıcı Devrim Erden'le bir birliktelik yaşıyor ve bu ihanet Erden'i intiharın eşiğine sürüklüyor. İlyas Tetik tarafından Ebru'yla aynı anda idare edildiğini anlayan genç şarkıcı Devrim Erden'e, Ebru'ya düşman olan söz yazarı Ayşe Birgül Yılmaz'ın yardım eli uzanıyor ve Yüreğinin Götürdüğü Yere Git ertesi yıl Devrim Erden tarafından seslendiriliyor. Ebru'ya aşık olup Devrim'i aldatan İlyas Tetik, daha önce Muazzez Abacı'nın Cesaretim Var albümünün müzik direktörlüğünü yaparken Türk Sanat Müziği agresif divasıyla da aşk yaşamış ve ona da izdivaç teklifinde bulunmuştu. Ebru Gündeş, biten dizisi Beni Affet'le aynı adı taşıyan ve henüz %80'i tamamlanmış olan stüdyo albümünü basına erkenden tanıtmak üzere 1 Aralık 1999 akşamı Marşandi stüdyolarında bir lansman düzenliyor. Henüz bir gün önce gizli sevgilisi Tetik'ten şok bir evlenme teklifi alan ve günlerdir yoğun baş ağrılarıyla cebelleşen genç şarkıcı, her şeye rağmen o akşam kırmızı kemik çerçeveli gözlükleriyle oldukça neşeli gözüküyor. Aşık olmak istiyorum. Adam yalnızlık vardır belki. Niye sordun? İnşallah çok güzel bir kaseti olur. İnşallah bol kazanç elde eder ki bizim firmanın kasasına bol para girer. Yine ben o paralarla klip çekerim. Albümünün şarkılarını basın mensuplarına dinletirken sıra yeni albümünün ikinci şarkısı Dön Ne Olur'a gelince Gündeş'in hal ve tavırları birdenbire değişiyor. Muhabirler bu şarkıyı kimin için söylüyorsunuz diye sormaya başlayınca genç şarkıcı önce gülümsüyor, ardından başının döndüğünü işaret ediyor ve aniden herkesin gözü önünde yere yığılıyor. Çevresindekiler genç şarkıcının önce şaka yaptığını zannetse de çok geçmeden olayın ciddiyeti fark ediliyor ve hemen en yakındaki hastane olan Florence Nightingale'e götürülüyor. Yol boyu kusan Ebru'nun üst üste 2 kez beyin kanaması geçirdiği ve damarlarında yırtık olduğu ortaya çıkıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cengiz Kuday tarafından 3 saatlik bir ameliyata alınıyor. Beyin kanamasının sebebinin aşırı stres ve yorgunluk kaynaklı olduğu belirtiliyor. Korkunç haberi alan ve büyük şok geçiren sevenleri Florence Nightingale'e akın ederken aralarında Fatih Yürek, Hülya Avşar, Zerrin Özer, Seda Sayan, Ceylan,
Yonca Evcimik, kendisi de daha önce iki beyin kanaması atlatan Yüksel Uzel, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, eks aşkları Kerem Alışık ve Ömer Durak gibi isimlerin bulunduğu pek çok ünlü de gece yarısı hastanede nöbet tutuyor. 8 yıl önce vokalistliğini yaptığı Emel Sayın, "İnşallah sincap suratlıma bir şey olmaz" diyerek ölüm kalım savaşı veren genç şarkıcıdan dualarını eksik etmiyor. Hastanede endişeli bekleyiş sürerken irili ufaklı skandallar patlak veriyor. Bu trajik olayın görüntülerini yakalamak için birbirlerine giren basın mensupları yoğun bakıma kamera sokmaya çalışınca müzik şirketi Universal 4 koruma tahsis ediyor ve kapıya şifre koyuyor. Hastane koridorlarında dolaşan dedikodulara göre acılı anne Müjgan Hanım Gündeş'i ziyarete gelen eksi Ömer Durağ'ı içeri almıyor ve "Kızımı sen bu hale getirdin. Ne yaptı kızım sana?" diyerek hastaneden kovuyor. Bu arada hastaneye gelen ünlü isimlerin kafeteryada içtikleri çay ve kahvelerin ücretlerini ödemedikleri ve Gündeş ailesini borçlandırdıkları ortaya çıkıyor. Toplam 6 saati aşan iki beyin ameliyatı daha geçiren Ebru Gündeş, kritik geçen 48 saatin ardından uyanıyor ve basının iddiasına göre ilk istediği şey menemen oluyor. Ebru Gündeş'in derslerde işlenebilecek nitelikteki beyin kanaması görüntüleri reyting canavarına kurban gidiyor ve ekranları başında bu anları toplamda 1041 kez izleyen seyirciler anevrizma kavramı ve tehlikesiyle tanışıyor. Tekrar tekrar gösterilerek gerçekliğini yitiren bu gerçek an, medyanın alışıldık sömürücü tavrı sayesinde reklam iddialarını da beraberinde getiriyor. Özellikle şirketi Universal'ın henüz bitmemiş olan albümün çıkış tarihini öne çekmesi ve Gündeş'in bayıldığı esnada söylediği "Dön Ne Olur"u albüm adı olarak seçmesi iddiaları güçlendiriyor. Posta gazetesinden Hulusi Tunca'nın köşesine taşıdığı tüyler ürpertici iddiaya göre Ebru Gündeş'in yapımcısı Neşe Demirkat bu talihsiz olay için "Bu iş iyi oldu. Şimdi Ebru'nun kaseti en az 2 milyon satar" sözlerini sarf ediyor. Neşe Demirkat ve Universal Müziğin bu trajediyi bir reklam malzemesi haline getirip Ebru Gündeş'in hastane masraflarının albüm satışlarıyla karşılanacağını açıklaması pek çok köşe yazarı ve yorumcunun da tepkisini çekiyor. Halk gözleri önünde büyüyen fantezi prensesinin başına gelen bu talihsiz olay karşısında müzik marketlere hücum ediyor ve "Dön Ne Olur" çıktığı gün 500 bin adet satarak rekor üstüne rekor kırıyor. Saat 8'de sıraya girip kaset alıyorum. Yok sattık, bugün öğlene kadar yok sattık. Çok seviyorum. Kasetini aldık. Ebru Gündeş henüz hastanedeyken "Dön Ne Olur" için minik bir çocuğun Ebru fotoğraflarıyla bezeli bir koridorda yürüdüğü spiritüel ve creepy bir klip çekiliyor. Klibin tüm müzik kanallarında bir numara olduğu esnada Ebru nihayet taburcu ediliyor. 16 Aralık 1999'da siyahlar içerisinde hastane kapısından çıkan genç astrolist arda arda patlayan flaşlar eşliğinde bir basın ordusu tarafından karşılanıyor ve ilk yaptığı hareket başındaki ameliyat izlerini muhabirlere gösterip reklam yapmadığını kanıtlamak oluyor. En az 2 ay boyunca şarkı söylemesi yasaklanmasına rağmen Gündeş yılbaşında playback yapmak üzere Star TV ile 100 bin dolar karşılığı anlaşıyor. Yeni yıl mucizesi olarak lanse edilen bu çekimin hemen ardından beyin kanaması sonrası ilk canlı yayını için soluğu Reha Muhtar'ın Ateş Hattı stüdyosunda alıyor. Bu çok beklenen Ateş Hattı yayınının gidişatı "Dön Ne Olur" ile açılan ilk saniyelerden itibaren belli oluyor. Rating canavarı Reha Muhtar tarafından tekrar travmatize edilen genç şarkıcı bir saat süren bu acı sömürüsü boyunca kameralar önünde çileli bir sınav veriyor. Sanatçı dostlarının sırasıyla yayına bağlanıp onu ne kadar sevdiklerini ifade etmesiyle duygulu anlar yaşayan genç şarkıcı gözyaşlarına hakim olamıyor. Bu melodramatik yayına bağlanan Olacak O Kadar stüdyolarından Emel Sayın ve Levent Kırca, "Ben çok sevinçliyim. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Sen benim küçük tatlı sincabımsın. Evet. Ben hep seni öyle isimlendiriyorum, öyle seviyorum." Show TV stüdyolarından iğneleyici yorumlarıyla Hülya Avşar ve Serdar Ortaç, "Biraz daha dinlenmeye ve de biraz daha kendisini inzivaya çekmeye ihtiyacı yok mu? Sanki bana öyle gibi geliyor. Birazcık daha." Ve son olarak prestij müzik ailesinin prensleri Mahsun Kırmızıgül ve Alişan muhteşem bir piyano dinletisiyle Ebru'yu adeta sevgiye boğuyor. "Bıraktığın gibi buradayım, yalnız değilsin canımdayım. Tut elimi tut yanımdayım, çingenem çingenem, kara gözlü çingenem, aşkınla tutuşup yandım çingenem." Bu muhteşem dinletinin ardından Mahsun Kırmızıgül sızı eline alıp magazin gazetecilerine sitem ediyor. 1999 yazında seçilmiş müzik ailesinin iki üyesi Alişan ve Özcan Deniz'le adım aşk dedikodularına karışan Ebru'ya karşı basının daha dikkatli olmasını istiyor. "Magazin dünyasındaki bütün isimlere buradan sesleniyorum. Anca böyle bir ameliyat geçirdikten sonra mı kıymetimizi anlayacaksınız? Ve öldükten sonra mı? Yaşarken, çünkü bir Ebru Gündeş bir daha gelmez.
hakikaten gelmez. Beyin kanaması sırasında çalan şarkıyı bir saat içerisinde 4 kere dinlemek zorunda kalan Ebru Gündeş, rating rekorları kıran bu yayınla 1990'lara veda ediyor. Bu kadar ağlamamın nedeni sizin ağlamanız. Hoş geldin Ebru. İyi geceler Türkiye. Hem nerede yaşanıyor? Milyonlar önünde yaşadığı trajedinin ardından ikinci hayatına başlayan Gündeş, TGRT'de İkinci Hayat isimli dokunaklı bir müzik eğlence programına start veriyor. 2000'li yıllara en az 90'lı yıllarda yaşadığı kadar hızlı ve parlak bir giriş yapan Gündeş, Universal Müziğin Türkiye Genel Müdürü Süha Yavuz'la yeni bir aşka yelken açarak hem Türkiye halklarını hem de şirkettaşı Şebnem Ferah'ı şoke ediyor. Daha önce artık kısa cümleler kuracağını açıklayan kırmızı saçlı rockçı, bu ani gelişme üzerine popüler müzik tarihimize damga vuracak imalı ve uzun cümleler kaleme alıyor. Süha Yavuz'a ithafen yazdığı söylenen Ben Şarkımı Söylerken isimli eserinde, içine girdiğin küçük kaygan deliği yeni ve büyük bir dünya mı sandın sözleriyle eski aşkı ve patronuna sitem eden genç yıldız, müzikseverler tarafından bağırlara basılıyor. Şebo şarkısını söyleye dursun, bir zamanların tatlı belası Ebru Gündeş, Ahtım Olsun albümüyle bir kez daha listelerin tepesine çıkıyor. Kurtlar sofrasına bir kuzu olarak giren Ebru, 2000'li yıllarda tecrübeli bir kurt olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ebru Gündeş'in bu 20 yılda yaşadığı kavga, polemik, basitlik ve skandal dolu günler ise başka bir serinin ve başka bir Türkiye'nin konusu. Başlayacağım. Bunu sordunuz, başlayacağım. Kimseyi sevmediğim kadar sevdim diye. İnanılmaz hissediyorum kendimi. Bitmeyen bir aşktı. Bitmeyecek de galiba. Bitmeyecek de galiba. Ben de benim gürültüyüm ses var. Yerimde ve konumumda tek ve dev olduğumu biliyorum zaten. Özel hayatım benimdir, beni ilgilendirir. Benim repertuarım taş gibi. Bu taş gibi mi? Kırık mıdır, kırık mıdır beni ilgilendirmez. Benim de birçok kırık arkadaşım var. Hayır, bir dakika, ne olacak? Çuval da giyse. Bir ilişki yaşıyoruz. Bunun 35 yaşında arvandan öyle bir ilişki mi olabilir? Reza ile konuştuk, Mars'ı alacaktı galiba. Yakında Mars'ı alır herhalde bana. Ebru! Bir attım yalnızlığa. Ebru'yu çok seviyorum, onun yeri bende farklı. Bunu herkes bilir. Her gecenin bir sabahı var. İnşallah bu kara günler çok çabuk geçer. İddialarda kara para aklıma var. Çünkü çocuğumun incinmesini istemiyorum.